Herkese merhaba. Hemen kendimi tanıtarak tanıtım dersimize başlamak istiyorum. Ben biyoloji öğretmeni Gülsüm Aydın. Bu sene inşallah biyoloji derslerini sınıf öğretmenliği alan dersinde beraber yürüteceğiz. 3 senedir tek hüzemle beraber sınıf öğretmenliği alan derslerini güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Bu sene de bir aksilik çıkmazsa beraber olacağız. Şimdi öncelikle dersime başlamadan önce alanımızda neler çıkacak, nelere hakim olmalıyız? Genel bir giriş yapmak istiyorum. Arkasından biraz soru çözümüyle desteklemek istiyorum. Şimdi alanımız biyoloji. Biz bir sınıf öğretmeniyiz ve bir alan sınavına gireceğiz. Alan sınavı, alan bilgisi testi ve alan eğitimi testi olmak üzere iki gruba ayrılacak. Alan bilgisi testi bizi ilgilendiren kısım. Peki burada ne olacak? Hemen kalemimizi alayım. Gerekli olan yerlerimizi işaretleyelim. Şöyle ki, hemen tekrar bir geri geldim. Çok pardon. Ben kalemimi işaretledim. Tamamdır. Şimdi bizi ilgilendiren kısım alan bilgisi eğitimi. Burada temel matematik dediğimiz bir kısım çıkacak. O da soruların %60'lık olan kısmı %12'lik kısmını ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren kısmı ilkokulda temel fen bilimleri de kısmı. Şimdi önceden fen bilimleri diye bir alan ayrımı yapmıyordu. Ama yakın bir zamanda şöyle bir ayrım yaptı. Fen bilimlerini birleştirdi, bu ayrımdan uzaklaştı. Aslında biz buradan şu mesajı alabiliriz. Aldığımız mesaj şu. Demek ki daha yüzeysel ve temel sorular soracak. Önceden biyoloji diye bir ayrım yaptığı için daha ince ayrıntıya girebiliyordu. Ama temel fen bilimleri oradaki özellikle temel vurgusu bizim için büyük avantaj. Biz bu yüzden çok ayrıntıya girmeden daha yüzeysel bir şekilde hem kimya adına hem fizik adına hem biyoloji adına bu sene alan derslerini beraber güzel bir şekilde ilerleteceğiz. Yani her bilgiye hakim olmak zorunda değilsiniz. Siz bir öğrencinin temel fen bilimlerinde ne bilmesi gerekiyorsa onları bilmeniz aslında alan sınavı için oldukça yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle bizim için biyoloji dersem en önemli konulardan bir tanesi hücre olacaktır. Hücreyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. O yüzden biz sizle güzel bir şekilde hücre konuşacağız. Arkasından tabii ki bunu sorularla destekleyeceğiz. Sonra canlıların sınıflandırılması yine önemli konulardan bir tanesi. Çevre aynı zamanda biyolojiye de girer ama çevre eğitimi dediğimiz özel bir alanda var. Bu da mutlaka karşınıza ders olarak gelecektir. Şimdi şöyle başlayalım. Bir soru var. Soru üzerinde ufak bir tartışmayla şu soruda bizden ne istiyor? Güzel bir şekilde bakalım. Latince'de bios, yaşam, logos ise bilim kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan biyoloji sözcüğü canlı bilim anlamına gelir. Biyo canlı demek, loji bilim dalı demek, canlı bilim anlamına gelecektir. Biyoloji bilimi canlıların yapısına, gelişimine, değişimine, diğer canlılarla ve cansız çevrede olan etkileşimini inceleyen bir bilim dalı. Buna göre biyoloji bilimindeki gelişmeler yukarıdaki alanlardan hangilerinde gelişmeleri beraberinde getirecektir? Birle başlayalım. Sağlık bilimleri. Sağlık bilimleri biyolojiyle iç içe olan dallardan bir tanesi. Şöyle ki zaten biz kendi alanımızda canlıyı inceliyorsak sağlık bilimleri varsa canlı mutlaka olacaktır. O yüzden birinci öncülüğünü kabul ediyorum. İki, çevre bilimleri. Bizim aslında en temel konularımızdan bir tanesi ve çevreyle ilgili soruları ÖSYM'e sormayı çok sever. Senelerdir çevreyle ilgili kavramlar, madde döngüleri, canlıların birbiriyle olan ilişkilerini mutlaka soruyor. O yüzden aslında biz çevre konusunda özellikle dikkatli olmamız gerekiyor. Çevre bilimlerinde canlılar nasıl beslenir? Canlılardaki bu besin piramidi dediğimiz beslenme ilişkilerini gösteren bir özel şemamız var. Bunu konuşacağız. Kısacası biyoloji çevre bilimiyle de iç içedir. Çevre bilimine biz Latince'de ekoloji adını veriyoruz. Hayvancılık. Şöyle ki biyoloji kalıtım dediğimiz, döllenme dediğimiz, eşeğli üreme ya da eşeysiz üreme dediğimiz alanlarla da ilgilenir. Yani kısacası bir canlının üremesi, çoğalması otomatik olarak hayvancılık dalına da gireceği için hayvancılığı da kabul ediyorum.
Tarım bizim en net verdiğimiz kavramlardan bir tanesi vejetatif üreme. Bitkilerin üremesi, çoğalması, eşeysiz büyümesi, eşeysiz çoğalması daha doğrusu, mitoz bölünme bunların hepsi tarım, zirai, ziraat bunlarla iç içe olacağı için tarım alanında kabul edeceğim. Bu durumda Edirne cevabı bizim için doğru bir cevap olacaktır. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hücreyle ilgili bir soru. Yani bir sınıf öğretmeninin mutlaka hücre nedir, kaça ayrılır, içerisindeki yapılar nedir, bunları mutlaka bilmesi gerekiyor. Ve benim hani net bekleyeceğim sorulardan bir tanesi hücre sorusu olacaktır. Yani temel fen bilimleri içerisinde hücre de mutlaka karşımıza gelecektir. Soruya bakalım, sonra üzerinde birazcık konuşalım. Canlıların ortak özelliklerinden biri hücresel yapı göstermektir. Evet, dünyadaki bütün canlılar hücresel yapı dediğimiz bir şeye sahipler. Canlılar hücre yapılarına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yandaki şekilde bize bir ayrım yapmış. Şu kısım, bakın hemen şu kırmızıyla çizeyim, ökaryotu ifade ediyor. Sağ kısım ise, ki bana göre sağ kısım, prokaryotu ifade ediyor. Bakalım şimdi hızlıca inceleyelim. Ökaryotta ne dikkatimi çekti? Çekirdek. Ökaryot hücrelerde çekirdek vardır. Bu çok önemli bilgilerden bir tanesi. Devamında zarlı organeller vardır. Örneğin endoplazmik retikulum, Golgi, mitokondri bunların zarı vardır. Zarlı organeller ökaryot hücrelerde vardır. Prokaryota geçtiğim zaman çekirdek dediğimiz bir yapının devamı olmayacağı için çekirdek dediğimiz bir yapı asla göremeyeceğimiz kavramlardan bir tanesi olacak. Çekirdek yok, aynı zamanda zarlı organel yok. Az önce saydığım endoplazmik retikulum, Golgi gibi organeller yoktur. Çekirdek yok, zarlı organel yok. İkisinde de yani hem prokaryot hem ökaryotta da ortak olan, bakın ortak olan bir organel var, ribozom organeli. Bakın her ikisinden de ok çıkardım. Her ikisinde de ortak olan tek bir organelim var, ribozom organeli. Peki neden var ribozom organeli? Ribozom organelinin olmasının sebebi protein sentezi. Dünyadaki bütün canlılar protein sentezi yapar. Yapmayan bir canlı yok. Ortak özelliklerden bir tanesi. Bir de dünyadaki herkeste ortak olan bir yapı daha var. DNA, RNA. Bu ikiliyi duymayacağınız bir canlı olamaz. Ama bulundukları yer farklı. Ökaryotlarda DNA, RNA çekirdeğin içerisinde bulunurken prokaryotlarda ise sitoplazmada bakın dağınık halde olacaktır. Şimdi başladığım soruya. Buna göre prokaryot ve ökaryot hücre yapısındaki canlılarda hangileri ortak olarak görülür? Bakalım şimdi bölünebilme. Dünyadaki bütün canlılar bölünür. Kimisi işte eşeyli üremenin sonucunda bir bölünme, kimisi eşeysiz üremenin sonucunda bir bölünme geçecek. Yani dünyadaki bütün canlılar, bütün hücreler bölünmek zorunda. Çünkü bölünmezse diğer bir hücre var olamaz. Yani ortamda bir hücre varsa kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle oluşmuştur ancak. O yüzden bölünebilmeyi kabul ettim. İki, metabolik olayları gerçekleştirme. Dünyadaki bütün canlılar metabolik olayları gerçekleştirir. Gerçekleştirmeyen bir canlı yok. Yine ortak özellik. Ne demek peki metabolik olaylar? Bizim hücrelerimizde yapım ve yıkım dediğimiz olaylar bir gerçekleşiyor. Yapım olayının latincesi anabolizma demektir. Yıkım olayının latincesi ise katabolizma demektir. Burada ortak tıpkı DNA, RNA gibi, tıpkı ribozom gibi ortak olaylardan bir tanesi. 3. DNA molekülünde kalıtsal bilgiyi depolama. Az önce dedim ki dünyadaki herkeste DNA ve RNA vardır. O zaman herkes kalıtsal bilgisini nerede biriktirecek, nerede depolayacak? DNA'da depolayacak. O yüzden 3. öncülünü de kabul ettim. Bu durumda cevabım E şıkkı olarak karşıma da çıkmış oldu. Lütfen hem prokaryot hem ökaryot hücre nedir? İçerisinde hangi yapılar var, hangi yapılar yok? Mutlaka bunları bilmemiz lazım. Peki, bir bilgi daha vereceğim size. Önemli bir bilgi. Kimler prokaryot, kimler ökaryot? Hemen küçük bir liste yapayım size. Hemen kalemimi aldım. Prokaryot canlılarla sizi bir tanıştırayım. Şöyle ki, yani çekirdeği olmayan, zarlı organeli olmayan, tek organeli ribozom olan canlılarımız bakteriler.
Bakteriler ve arke dediğimiz bu alem, iki alem prokaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryotlarımız kimdir derseniz, şöyle ki amip, öglena, paramecium. Belki bu canlıları duydunuz, belki duymadınız. Hemen şurada sizi tanıştırayım. Bizim mikroskopik olan tatlı sularda yaşayan canlılarımız var. Belli bir şekli olmayan bu canlının ismi amiptir. Kuyruğu ya da kamçısı olan bu canlının ismi öglenadır. Bir de ortaokul, ilkokul çocukları genellikle buna terliksi hayvan diyor ama paramecium kelimesi benim için ismi daha çok uygun olacaktır. Bu canlılar ne bitkin, ne mantar, ne hayvan. Bunların ait olduğu alemin ismi protista alemidir. Protista alemine ait olan bu canlılarda bakın özellikle çekirdeklerini çizdim. Çekirdek bulunacaktır. Bitkiler ökaryottur. Hayvanlar ki biz içerisinde varız, memeliler sınıfına aitiz, ökaryottur. Son olarak mantarlar. Şunu söyleyebilirsin, aa hocam mantarlar ayrı bir alem mi? Mantar bitki değil mi diyebilirsin. Mantar bir bitki değildir. Hayvan zaten değil. Ama şöyle bir kavram yanılgısı var. Biz mantarı temin etmek istersek nereden? Semt pazarlarından ya da manavdan temin ediyoruz. O yüzden halk arası aslında mantar sanki bir bitkiymiş gibi geliyor. Asla. Mantar bitki değildir. Çünkü kendi besini kendi üretemiyor. Benim gibi dışarıdan besleniyor. Hayvan da değildir. O yüzden mantarlar ayrı bir alem içerir. Peki, güzel. Prokaryot canlılar ve ökaryot canlıları da beraber tanımış olduk. Peki, arkasından bir soru daha geldi karşımıza. Birlikte bir bakalım. Bir biyoloji öğretmeni canlıların ortak özelliklerini anlatıyor. İlerleyen süreçte biz bu ortak özellikleri sizinle tek tek konuşacağız. Sınıfta anlatırken öğrencilerden ortak özelliklere örnek vermelerini söylüyor. Yağmur diyor ki, Yağmur, tüm canlılar hücrelerden oluşur diyor. Yağmur'un cevabını yorumlayan aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu doğrudur diyor. Şimdi Yağmur dedi ki tüm canlılar hücrelerden oluşur dedi. Ela dedi ki, A şıkkındaki Ela, cevap yanlıştır. Çünkü canlılar prokaryot ve ökaryot hücrelerden oluşur. Hayır, yani burada bize prokaryot ve ökaryot olması ile ilgili bir bilgi vermiş mi? Demiş ki tüm canlılar hücrelerden oluşuyor. Yani çok sayıda hücreden oluşuyor. Oradaki ler kelimesi Türkçedeki çoğul ekini çağrıştıracaktır bana. Çok sayıda hücreden oluşur dedi. Yani Ela'nın verdiği cevap Yağmur'la paralel bir cevap değil. O yüzden aşıkını eledim. Kerem demiş ki cevap doğrudur. Tüm canlılar hücrelerden oluşur dedi. Cevap doğru değildir. Yağmur'un söylediği cümle doğru değil. Neden derseniz, az önce sizi tanıştırdığım şu belli bir şekli olmayan amip, öglena ve paramecium, bunlar hayatları boyunca sadece bir tane hücreden oluşacak. Yani kısacası bunlar tek hücrelidir. Şimdi ben bunlar için şu cümleyi kurabilir miyim? Bu canlılar hücrelerden oluşur. Hayır, hep bir. Yani sayı olarak bir hücreli bunlar. Şimdi ben bunlara hücreler dersem doğru bir cümle kurmuş olmam. Yani Kerem de yanlış bir ifade kurdu. Bakalım Efe ne dedi? Efe dedi ki C şıkkı sanırım aşağıda kaldı. Tamam. Önemli değil. Cevabı doğru cevabı görüyorum. Cevap yanlıştır. Çünkü tek hücreli canlılar da vardır. Efe çok doğru bir ifade kullandı. Evet cevap yanlış. Bu tüm canlılar hücrelerden oluştu ifadesi yanlış. Çünkü amip, öglena, paramecium, bakteri, bir amayası, bu canlılar sadece hayatları boyunca bir tane hücreden oluşacak. Peki nasıl olmalıydı hocam doğru cevap ya da Yağmur hangi cümleyi kurmalıydı derseniz şu cümleyi kurmalıydı. Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşu ifadesi çok daha doğru olacaktı. Gamze'nin söylediğine de bir bakayım. Bütün şıklara bakmadan lütfen cevabı işaretlemeyelim. İşaretlesek bile bütün şıklara bakalım. Gamze dedi ki cevap yanlıştır. Çünkü gözle görülebilen canlılar hücresel yapı göstermez. Dünyadaki bütün canlılarda hücresel yapı vardır. Öyle göstermez, yoktur falan ifadeleri asla kabul edemem zaten. Gamze'yi de otomatik olarak kabul etmemiş oldum. Peki, bir sonraki sorumuza bakalım. Yine canlıların ortak özellikleri. Neden bu kadar canlıların ortak özelliklerinden gidiyoruz derseniz, çünkü biz bu konu başlığı içerisinde bütün canlıların
Aklınıza gelecek ya da gelmeyecek bütün canlıların sahip olduğu olaylara bakacağız. O yüzden bu konu oldukça önemli. Canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkıyla başlayalım. Organizmaların işlevsel en küçük yapı birimine hücre denir. Defalarca söylüyoruz. Hücre bir canlının en küçük yapı taşı, en küçük birimi. O yüzden A şıkkında yanlış bir ifade göremiyorum. Oldukça doğru. Ama ben yanlış bir ifade arıyorum. B. Bazı canlılar tek hücreden oluşurken bazı canlılar ise çok sayıda hücreden oluşur. Evet, az önce konuştuk biz bunu. Amip, Ögdena, Paramecium gibi canlılar tek bir tane hücreden oluşurken hayvanlar, bitkiler, mantarlar, alg dediğimiz canlılar çok sayıda hücreden oluşuyor. O yüzden B şıkkını da kabul ediyorum. C şıkkı. Tüm hücrelerin yapıları birbiriyle aynıdır. Burada bir durdum. Tüm canlıların yapıları birbiriyle aynı mı? Bir düşündüm. Hayır. Prokaryotsa çekirdeği yok. Ökaryotsa çekirdeği var. Yapıları birbiriyle aynı değil ki. O yüzden mesela bakteriyle ben bir miyim hücresel yapı olarak? Yanlış. Bakteride çekirdek yok. Tek ribozom var. DNA, RNA, sitoplazmada dağınık halde. Ama ben de öyle mi? Benim çekirdeğim var, bütün organellerim var vesaire vesaire. O zaman tüm hücrelerin yapıları birbiriyle aynıdır ifadesi çok iddialı, çok keskin. Böyle ifadelere lütfen dikkat edin. ÖSYM bu dili kullanmayı da çok sever. Tüm, hepsi, tamamı, sadece gibi ifadelere dikkat edin. Çünkü böyle geçen sene değil, ondan önceki sene üniversite sınavının TYT kısmında bu ifadelere dikkat eden bir öğrenci çok net 3 tane soru yapabiliyordu. Totalde zaten 6 tane sorumuz var biyolojiden bizim TYT'de. 3 soruyu hiçbir şey bilmese bile çözebiliyordu. O yüzden aklınızda bulunsun. Biyolojide böyle çok keskin genellemeler yapamazsınız. Mutlaka istisnalar vardır. Otomatik olarak C şıkkım doğru, yani yanlış bir ifade. Bana da yanlış sorduğu için cevabım bu olacak ama D ve E'ye de bakmak istiyorum. Bazı hücreler bölünerek yeni hücreleri oluşturabilir. Evet. Neden bazı demiş hocam, hücrelerin hepsi bölünmüyor mu dersiniz? Bölünme yeteneğini kaybetmiş bazı hücrelerimiz var. Sormazlar ama duymak istersen söyleyeyim. Olgun al yuvar hücrelerimiz. Al yuvar hücreleri olgunlaşınca bölünemiyor. Sinir hücrelerimiz bölünseydi şu an felç hastalığının tedavisi olacaktı zaten. Ya da çizgili kas hücrelerimiz bölünemiyor. O yüzden bazı hücreler bölünerek yeni hücreleri oluşturur. E şıkkı, hücreler yalancı ayak gibi yapılarla hareket edebilir. Evet, mesela yalancı ayağa sahip olan canlıyı da tanıştırayım size. Amip. Bu çıkıntıları var ya etraftaki. Onlar yalancı ayaklarıdır. Bunlarla çok rahat bir şekilde hareket edebilir. Kimisi yalancı ayakta, kimisi kuyruğuyla, kimisinin silleri var. Bu farklı farklı hareket yapıları olacaktır. E şıkkımız da doğru. Bu durumda cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Peki. Güzel. Yine ortak özelliklerle gidiyoruz. Bir tanım var. Arkasından bu tanım neyi, hangi ifadeyi karşılar diyor. Tüm canlılar büyüme, gelişme, hareket etme, dış ortam ile madde alışverişi yapma gibi olaylar için enerjiye ihtiyaç duyar. Enerji olmazsa olmaz. Bu arada biz enerjiye biyolojide ATP diyoruz. Sorularda çok çıkacak karşımıza. ATP demek canlının kullandığı enerji demektir. Devam ediyorum. Canlıların ihtiyaç duydukları enerjiyi hücrede ürettikleri tepkimeye ne ad verilir diyor. Karışık gidiyorum. Metabolizma ile başladım. C şıkkıyla. Metabolizma de ne demek? Ben tanımını yapayım size. Bu arada bütün canlılarda metabolizma vardır. Metabolizma hücrede yapım ve yıkım olaylarının tamamıdır. Yapmayan bir canlı yok. Tabii kimisinde yapım daha hızlı olacak, yıkım daha yavaş olacak. Buna göre bir yaş analizi yapabiliriz. Mesela yaşlı insanlarda artık yapım olayları o kadar çok olmuyor. Oluyor ama çok az oluyor. Yıkım olayları daha baskın. Çünkü yaşlanan bir insanda hastalıklar ortaya çıkıyor, boy kısalmaya başlıyor. Yıkımın en fazla, yıkımın fazla ve baskın olduğunun kanıtı. Orta yaştan bahsedeyim. Kendimden pay biçiyorum. Yapım da yapılıyor, yıkım da yapılıyor ama eşit. Eşit derecede yapılıyor. Ama büyüyen ergenlik çağında olan bir bebek de düşündüğüm zaman, bir bebeklik çağında olan bir bireyi düşündüğüm zaman bir boy artışı, kilo artışı olduğu için yapım olayı çok daha fazla olacaktır. Kısacası metabolizma enerji üretmek için yapılan bir ortak özellik değildir. Metabolizmanın amacı yapım ve yıkım olayları. O zaman C şıkkımı eledim. Sindirim. Sindirim ne demek? Canlının vücuddan aldığı besinleri kullanabileceği
boyuta getirmek. Yani büyükken küçük hale getirmek. Amaç yani kullanabilecek formata getirmekse enerjiye çıkar mı ucu? Çıkmaz. Peki B boşaltım ne demek? Canlının vücudunda gerçekleşen tepkimeler olayı sonucunda kullanılmayan maddeler mutlaka olacaktır. Biz her şeyden %100 verim elde etmiyoruz. Bu kullanılmayan maddelerin vücuttan uzaklaştırılma sürecine biz boşaltım diyeceğiz. Boşaltım kullanmadığı maddeleri uzaklaştırma. Enerjiyle bir ilişkisi var mı? Hayır. Herkes aynı şekilde boşaltım yapmıyor bu arada. Bitkiler yaprak dökme, terleme, damlama yöntemiyle yaparken biz solunum yoluyla da boşaltım yapıyoruz. Karbondioksit veriyoruz. Deri yoluyla da boşaltım yapıyoruz. Böbrekler vasıtasıyla da idrar atıyoruz. Homeostazi ne demek diyeceksin? Homeostazi canlının sahip olduğu kararlı, bakın kararlı ifadesi çok önemli. Sahip olduğu kararlı bir iç denge anlamına gelecektir. Homeostazinin de tanımı enerjiye gitmedi. A solunum ve fermentasyon. Solunumun tek bir amacı var. Nefes alıp vermek değildir. Solunumun amacı enerji üretmektir. Peki fermentasyon ne dersen? Fermentasyon da bir solunum çeşididir. İlerleyen süreçte beraber olursak inşallah konuşacağız bu solunum ve fermentasyon olayını. O zaman bu soruda biz neyi öğrendik? Solunum canlının enerji üretmek için yaptığı bir ortak özellik. Kimisi oksijenli solunum yapacak, kimisi oksijensiz solunum yapacak, kimisi ise fermentasyon yapacaktır. Peki, bir sonraki sorudayım. Bu anabolizma ve katabolizma olayı için biraz erken bir soru. Bu soruyu geçmek istiyorum. Biraz soru seçerek ilerlemek istiyorum. Hani İlk dersimizde ne kadar kavram öğrenirsek o kadar iyidir. Temel kavramları vermek gözüyle baktığım için bu soruyu geçtim. Peki bir sonraki soru. Tek veya çok hücreli bir canlının çevre şartlarının değişmesine rağmen kararlı iç yapısının denge halinde tutulmasına, ki az önce söyledim, biz bu olaya ne adını veriyoruz? Homeostazi adını veriyoruz. Mesela size bir örnek vereyim. Spor yapıyoruz. Spor yaparken ister istemez vücut ısımız yükselmeye başlar. Vücut ısımız bizim 36,5 derece sınırlarında olması gerekiyor ortalama. Yani tabii kimisinde bu 37 derece de oluyor ama ben ortalama bir sıcaklık vermem gerekirse 36,5 derece. Spor yaparken vücut ısımının artmasıyla beraber 36,5 derece de yükselmeye başlayacaktır. Ama vücudumuz ne yapıyor? Terlemeyi başlatıyor. Terlemek bu 36,5'u dengede tutmak için yaptığım en güzel olay. Ne yaptı vücudum? Hemen devreye girdi. Terlemeyi başlattı. 36,5'da sabit tuttu. Evet, sabit denge. Denge bozulmadı. İşte canlının kararlı bir iç dengeye sahip olmasına homeostazi adını verdim. Bu da çıkacak kavramlardan bir tanesi olacaktır karşımıza. Peki bir sonraki soru. Bu da güzel bir soru. Boşaltımla ilgili bir soru. Hadi bir okuyalım. Sonrasında şıkları beraber bir değerlendirelim. Canlıların yapım ve yıkım tepkimeleri sonucunda oluşturdukları metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım dedim. Zaten az önce bunu konuştuk. Herkes aynı şekilde boşaltım yapıyor mu? Hayır. Az önce dediğim gibi yaprak dökmek, kara akciğer, akciğerden solunum yapmak, böbrek kullanmak gibi gibi olaylar boşaltımı destekleyecektir. Soru bana diyor ki buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi boşaltım olayına örnek verilemez diyor. Şimdi öncelikle şu önemli. Boşaltım yapıyorsam benim boşaltmak istediğim madde atık olmalı. Benim kullanmadığım olmalı. Mecbur bırakılmamalıyım. Yani benim kullanmadığım atık bir madde olmalı. Şimdi ben bu soruda o atacağım madde atık mı, işime yaramayan şey mi onu değerlendirirsem sonun cevabını otomatik olarak giderim. A şıklığıyla başladım. Tek hücreli bir canlının solunum sonucunda ürettiği karbondioksiti. Şimdi karbondioksit burada benim atık maddem. Yuvarlak içerisine aldım. Hücrelerinden atması. Karbondioksit nasıl bir gaz? Karbondioksit vücudun sevmediği, atmak istediği atık olan bir gazdır. Yani vücutta fazla olması iyi bir şey değil. Ha, o zaman karbondioksiti atmak. İşte tek hücreler hücre zarından atıyormuş ama karbondioksit atmak bir boşaltım o zaman. Atıktı değil mi benim hani en temel kuralım? O yüzden atık dediğim için karbondioksit bir boşaltım. Ben boşaltım olmayan bir şey arıyorum. Soru benden bunu istiyor. B şıkkı. Bitkilerin yapraklarını dökmesi. Şimdi yaprak olayını değerlendirdim. Şimdi sonbahar ayı geldi. Yapraklar sarardı. Artık fotosentez yapamıyorlar. İşe yaramıyor o yaprak.
artık atık oldu, işe yaramıyor. Vücuttan o bitkinin gövdesinden uzaklaştırmam lazım. O zaman bu da bir boşaltımdır. O yüzden B şıkkı boşaltımdır dedim. C şıkkı memeli hayvanların terleyerek vücutlarından su ve mineral atması. Neden terliyoruz? Evet, homeostazi dediğimiz iç dengeyi sağlamak için. Ama terlememizin en temel sebeplerinden bir tanesi fazla suyun, bakın su, fazla suyun vücuttan atılması anlamına gelecektir. Fazla su artık benim kullanmadığım atık bir madde oldu. C şıkkı da bir boşaltımdır. Peki D şıkkına bakalım beraber. D şıkkı, hemen C'ye de bir tık attık. İnsanların sindiremediği selülozu sindirim kanalından dışarı atması. Burada bir durdum. Selüloz, sizi tanıştırayım, bir karbonhidrat çeşididir. Aynı zamanda kağıdın ham maddesidir. Bitkilerde bulunur. Bitkilerin neresinde bulunur derseniz, bitkilerin hücre duvarı dediğimiz yerinde bulunuyor. Şöyle ki, bütün meyve ve sebzelerde selüloz vardır. Biz vücudumuza selüloz almak zorundayız. Aldım. Akşam salata yedim. Vücuduma bol miktarda selüloz aldım. Bu arada vücudunuza selüloz alamazsanız bağırsaklarınız tehlike çanlarını çalar. Önemlidir selüloz. Almak zorundasınız. Bağırsakların kayganlaştırılmasını sağlayacaktır. O açıdan önemli. Peki selülozu aldım vücuduma. Sindirmeye çalışıyorum. Bu arada biz selülozu sindiremeyiz. Sindiremiyorum yani. Atık da değil, yararlanmak da istiyorum ama sindiremiyorum. Şimdi ben o zaman şunda hemfikir miyim? Selüloz atık bir madde değil. Benim onu vücuttan dışarı atmamın tek sebebi sindiremediğim için. Yani sindirebilseydim vücudumda zaten kalacaktı. Mecburum atmak zorundayım. Bu olay bir boşaltım değil, bu olay bir mecburiyettir. Yani benim vücudumun işleyişinde selülozu sindirecek enzimler yok. Devam ettim. Sürüngen kuş gibi hayvanların akciğerlerinden karbondioksit vücut dışına atması. A şıkkında da konuştuk. Karbondioksit güzel bir gaz değil. O yüzden ben karbondioksiti vücuttan atmam bir boşaltım olayına denk gelecektir. Güzel bir tanıtım dersi oldu. Bakın kısa sürede bile çok 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 önemli kavramları öğrendik. Biyoloji, derya, deniz, çok işin ayrıntısına girersen zaten çıkamazsın ama akıllı çalışmak ve akıllı davranmak gerekiyor. Ayrıntılarda boğulmak sizi yorar. Çünkü çalışacağınız bir sürü alan var. İnşallah güzel bir şekilde biyolojide öğrenilmesi gereken temel şeyleri beraber öğrenmiş olacağız. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.